Merhabalar hocam. Ben bir şey öğrenmek istiyorum, sormak istiyorum. Sağ elle yemek yemenin önemi nedir acaba? Sol elimizi kullanamaz mıyız yemek yerken? Bu sorunun cevabını öğrenirsem çok sevinirim. Ne kadar kibar, ne kadar güzel sormuş arkadaşımız. Yani biz bu soruyu yani alalım mı almayalım mı derken, kardeşimizin güzel üslubundan dolayı ya alalım ya, insana şöyle güzel bir konuşma, nasıl soru sorulur gösterme açısından önemli. Sol elinizi kullanamaz mısınız? Kullanırsınız. Mesela eti kesiyorsunuz, şey yapıyorsunuz, sabitlemek için çatalı. Sol elinizi kullanabilirsiniz. Tabağı tutarken kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ben solağım, ne yapayım? Salak yani sağla hareket edemiyorum, işte solla yiyorum derken elimizi sağla yemeye alıştıralım. Burada ben lafı evirip çevirmeyeceğim. Bir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağla yeme imkanı varken sebepsiz yere solla bir lokmayı ağzına atan kişiye bile tükür mümkünse. Ya yutma onu demiş. İşin bir kere bu tarafı var. İkinci bir tarafı daha var. Bak bunu da televizyonlarda ilk. Aha televizyonlarda ilk. Mümin Allah'ın rahmetinden rahmetine doğru koşan bir varlıktır. O sebepten dolayı kıymetli dostlar, mümin bu hayatında hep cennete hazırlanır. Cennet şöyle tarif ediliyor. Sağ elinden kitabını alanlar cennetlik. Sol tarafından kitabını alanlar cehennemlik. Bir de böyle daha farklı alanlar da var. O alanlara girmeyelim. Sağ daima hep sağla güzel işleri, faydalı ve yararlı işleri, yine yararlı işler var ama temiz, ulvi işleri yapmak için sağını çalıştır. Bu şekilde düşün. Hani deriz ya sağ duyulu hareket etme deriz. Mesela sol duyulu hareket etme tabirini kullanmayız. Bizim örfümüzde de böyle yerleşmiş. Yani sen suyu içerken solunu kullanma. Helal olan şeyleri, temiz olan şeyleri, aziz olan şeyleri. Mesela annenin elini öpeceksin. İmkanın varsa solunu uzatma, sağını uzat. Hep sağınla güzellikleri, helalleri yapar şekilde olur. Ama taharet alacaksın. Bir necaset temizleyeceksin. Orada da sağını kullanma. Çok affedersiniz. Yani televizyonda bu saatte bunları konuşuyor olmak... Yani mesela bunu nasıl veriyorsun? Temizlerken solunu kullan, su verirken sağını kullan gibi. Bilirsin ki sağ elle bu. Ama benim hiç elimi kullanamıyorum. Yani öyle bir durumdayım ki solumla yapmazsam asla böyle bardak bile tutamıyorum. Yapacak bir şey yok. Ama yemek yedirmeye, kendi yemek yemeye bu hususta Efendimizin hususi tembihatı olduğu için tabi olursan şöyle bir güzelliği var ama. Ben zaten sağ elle yiyorum. Sen zorlanarak sağ elle yiyorsun. Niye zorlanıyorsun abi sen? Ya Resulullah demiş. İkaz etmiş. Muhakkak bildiği bir şey var. Ha, yarın bir gün insanın sağ tarafındaki enerjiyle sol tarafındaki enerji farklı. Sağıyla tutup yediği şeylerle soluyla tutup yediği şeyler vücudunda şöyle çakraları böyle yapıyor. Enerjiyi bu şekilde düzeltiyor. Kalbin ritmini böyle ayarlıyor. Onu da bulurlar. Ben ona inanıyorum. Ki bu var. Var bu var. Şu anda ispatlandı. Ama girmiyorum. Fakat şunu daha basit olarak anlatayım. Sen niye zorlanarak sağını kullanıyorsun? Efendimiz'i tercih ettiğinde. Sana müjde. Sen zorlansan da bunu Allah ve Resulü hatırına yaptığın için benim yememden, benim içmemden en az 2-3 kat daha fazla ecir kazanıyorsun sen. Çünkü sen tercihini Allah ve Resulünden yana kullandın. Hoşuna gitmese hatta zorlansan bile. Bunun sevabı da, bu tercihin sendeki cevabı da farklı oluyor. Diğer soruya geçelim.